Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir dersimiz ile beraberiz. Bu dersimizin konusu patch deform. Şu an ekranda da görmüş olduğunuz objelerin nasıl oluşturulacağını size anlatacağım. Zor değil. Hani sanki birazcık karmaşıkmış gibi gelebilir ama zor değil. Yalnız isim benzerliği olan bir önceki derslerde de anlattığım pet deform var. İkisi birbirinden farklı şeyler arkadaşlar. Onları karıştırmamaya özen gösterin. Şimdi bu patch deform arkadaşlar eğimli bir yüzey oluşturmuş olduğunuz eğimli bir yüzey üzerine başka bir nesneyi aynı şekilde eklemeyi sağlar. Yani şimdi hemen şuradaki ayarlar kısmında göstereyim arkadaşlar. Burada bir yüzey oluşturduk. Eğimli bir yüzey. Bunun üzerine de başka bir silindir. Bunu uyguladık. Şimdi şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silindirimiz zeminin üzerindeki yumukluklara göre hareket ediyor. Bu sizin ne işinize yarar? Öncelikle karakter animasyon yapıyorsanız hareket halinde olan karakteriniz yürüdüğü yüzeye göre hareket eder. Yokuş yukarı çıkar, daha sonra aşağıya doğru iner. Ondan sonra araba hareket ettiriyorsanız bunu bir araba olarak düşünün. Bu yüzeydeki deformelere göre hareket eder. Mesela bir yılan animasyonu yapıyorsunuz. Yılan kıvrılarak gider, iner çıkar, o olur, bu olur, şu olur. Bunların hepsini patch deform ile yapabilirsiniz. Oldukça da yapımı oldukça kolay. Sadece birazcık dikkat isteyen bir konu arkadaşlar. Zaten yapım aşamasında göreceksiniz. Çok kısa sürecek. Hani uzun bir şey değil. Şimdi isterseniz hemen dersimize başlayalım. Öncelikle bunu siliyoruz arkadaşlar. Gridimizi açalım. Sonrasında bu kısımdan Patch Grids'e geliyoruz. Quad Patch seçiyoruz arkadaşlar. Hemen gridimizin büyüklüğünde oluşturalım. Modifier panele geliyoruz. İşte 5'e 5 segment olması yeterli. Sonra siz Modifier List'ten seçebilirsiniz. Ben X command kullanıyorum ve buraya Nosy şöyle yapalım. Nosy'yi seçiyorum arkadaşlar. Fraktalı açıyoruz. Şu kısmı ops. Çok şu kadar da kalsın. Bu kısmı da birazcık şey yapalım. Bunu da yükseltelim. Sonra strength'lerine uygularız. Hemen. Gördüğünüz gibi yüzeyimizin yoğunluğu oluştu. Böyle bir yamuk yüzeyimizin olduğunu varsayıyoruz arkadaşlar. Sonra bu şekilde kalsın. Hemen tab penceresine geliyoruz. Sonra burada standart primitive ve silindir. Tabii ben silindir seçiyorum. Siz istediğiniz herhangi bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani silindir olmasına gerek yok. Şu şekilde birazcık da buna yükseklik verelim. Çok da yükseltmeyelim. Birazcık çapını düşürelim. 6'ya tamam. Sonra aynı bu şekilde burada tutalım. Burada Angle döndürme açımız 90 arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Sonra objemizi yatırdık. Birazcık daha böyle getirdik ve perspektif penceremize geçebiliriz. Hemen bu açıya da geri dönelim. Birazcık da böyle tepeden bakalım. Ve bunun dışına çıkacağız. Şimdi Modifier List de gelebilirsiniz ya da yine X pet deform VSM'yi seçiyoruz arkadaşlar. Hop, gördüğünüz gibi hemen şeklini aldı. Buradan mode patch diyoruz. Koordinatını ayarladık. Çok güzel. ZX de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Flip derseniz zaten aksiyonunda olacaktır. Şimdi burada percent değerleriyle oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzeyimizin eğimlerine göre hareket eden bir silindirimiz var. Aynı bir yılan gibi hareket ediyor.
Mesela bu başka ne işinize yarar? Şöyle söylemek isterim. Mesela engebeli arazide hareket eden bir araba düşünün. Böyle bir engebeli araziniz var ve aracınızı bu engebeli arazide yürütmeniz gerekiyor. Animasyonunu yapmanız gerekiyor. Bu sistem ile yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Sonrasında V-Person ile oynayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatay yönde de aynı şekilde gidiyor. Burada mesela V-Stretch var. Bu şekilde genişler. Sonra U-Stretch var arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafa doğru uzar. Kullanımı bu kadar. Oldukça basit. Sadece birazcık dikkatli hareket etmenizde, dikkatli kullanmanızda fayda var. Hani ne istediğinizi bilerek yapmanız önemli. Onun dışında herhangi bir zorluğu yok. Evet, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutluluklar diliyorum.